Seçim Özel Programı'ndan herkese merhaba sevgili seyirciler. 30 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Biz de TRT Haber olarak Anadolu'nun farklı noktalarından seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz ki şu anda da Kayseri'deyiz. Konuğumuz da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde de başkan adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Efendim programımıza hoş geldiniz. Siz de Kayseri'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun başkanım. Sayın başkanım, 4 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Bir dönem Melikgazi Belediyesi ve sonrası Büyükşehir Belediyesi ve şu anda da 5. döneme aday oldunuz. Sayın Melih Gökçek'le birlikte bir rekora da imza atıyorsunuz. Seçim çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Neler yaptınız şu ana kadar? Tabii sene başında başladık biz çalışmalara. Doğrusu diğer adaylar çıkmadan ve projeni açıklamadan yıllardır Kayseri'ye hizmet eden birisi olarak, Kayseri'yi ezbere bilen birisi olarak, hem merkezini, hem ilçelerini, hem köylerini, ihtiyaçlar nedir, sıkıntıları nedir, neler yapılması lazım, bütün bunları bilen birisi olarak benim projemi açıklamam gerekiyordu herkesten önce. Ve sene başı gibi açıkladım. Daha sonra da tek tek ilçelerimize giderek, ilçelerimize bağlı beldelere giderek, köylere giderek, onlarla bir araya gelip neler yapabileceğimizi anlattım. Herkesin bildiği gibi 1,5 sene kadar önce bir kanun çıktı. Bu kanun bütün büyük şehirlerde çevremizde bulunan beldeleri ve köyleri, ilçeleri merkeze bağladı. O zaman oralarda yapılması icap edenlerin ne olduğunu tespit için biz aylar öncesinden arkadaşlarımızı göndermiştik zaten. İlçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin bütün sorunlarını biliyorduk. Dosyalar hazır. Gidip oralarda onlarla paylaştık. Sonra da dönüp Kayseri'de ara ara programlara katılıp gerek televizyon programları, gerek radyo programları, gerekse mahallelerde düzenlenmiş olan toplu programlara katılarak yapacaklarımızı anlattık. Aslında çalışan belediye başkanları seçimlerden korkmazlar. Evet. Seçimlerin gelmesine hatta biraz da böyle istekle, merakla beklerler. Ki gelsin seçimler, ben yaptıklarımı anlatayım, yapacaklarımı anlatayım diye. Evet. Hakikaten ben de aynen o şekilde yapıyorum. Şu ana kadar neler yapmışsam onu anlatıyorum. Birçoğuna sıra gelmiyor zaten anlatmaktan. Sonra da yapacaklarımızı söylüyoruz. Bunun dışında değişik polemikler oluyor. Yalanlar söyleniyor, iftiralar ediliyor ama hepsine gülüyoruz, geçiyoruz, kulaklarımızı tıkıyoruz. Çok da ciddiye almıyoruz. Vatandaşın da bu hoşuna gidiyor. Böylesine bir seçim çalışmasını devam ettiriyoruz. Evet. Siz projelerinizi vatandaşa anlatıyorsunuz. Peki vatandaşlar size taleplerini anlatabiliyorlar mı? Neler diyor vatandaşlar, ne istiyorlar? Elbette. Her gittiğim mahallede en az 500-600 kişi oluyor. Büyük salonlarda toplantılar yapıyoruz. İlçelerimize gittiğimiz zaman zaten orada yaptığımız toplantılarda ben bir saat kadar meramımı anlatıyorum önce. Önce neler yaptığımı söylüyorum. Sonra yapabileceklerimi söylüyorum. Gelecek ufkunu çiziyorum onlara. Sonra da söz almak isteyen varsa oturup dakikalarca, saatlerce dinliyorum. Ekibimle birlikte gittiğim için onlar da not alıyorum tek tek. Yapabileceklerimizi söylüyorum. Yanlış olan varsa yok o yanlış diyorum. O olmaz diyorum. Onu bilesiniz diyorum. Yani bir seçimlik çalışma yapmıyoruz biz. Bu seçimlerden sonra yine buradayız. İnsanların yüzüne bakacağız. O zaman doğruyu yapmak lazım. Bir de insanlara dönüp ben şunu çok rahat soruyorum. Ey Kayseriler, yıllardır siz beni tanıyorsunuz. Sizin değişik vesilelerle karşınıza çıktım ben. Söyleyip de yapamadığım bir tek işim var mı? Veyahut da söyleyip daha sonra unutup arkamı dönüp gittiğim, hatırlamadığım veya sizi kandırdığım bir tek olay oldu mu? Hepsine hayır diyorlar, dualar ediyorlar. Doğrusu gittiğimiz her yerde güler yüze karşılanıyoruz. Özellikle ilçelerimizde ve beldelerimizde, köylerimizde insanlar, siz koca koca Kayseri'de işler yaptınız, devlet projelerini gerçekleştirdiniz, bizim buradaki işleri de zaten çözersiniz diye yüzümüze hem söylüyorlar hem de ümit var bir şekilde bekliyorlar. Şimdi az önce bahsettiniz Kayseri Büyükşehir Belediyesi ki Büyükşehir Yasası da şu anda yürürlükte ve Kayseri Belediyesi'nde sorumluluğu arttı. Köylerde mahalle oldu. Siz en ücra köşesine kadar Kayseri'nin gideceksiniz ve hizmet götüreceksiniz. Şunu merak ediyoruz. Mahallelere yani eski köylere yönelik projeleriniz neler? Kayseri'de 390 civarında köy var. Beldelerimiz var ve ilçelerimiz yeni bağlandı. Bizim sorumluluk alanımıza şimdi yaklaşık 450 nokta daha girmiş oldu. Buralarla ilgili bir organizasyon yapıyoruz. Buralarda nasıl hizmet edeceğimizin şemasını şimdiden yaptık biz. Organizasyon şemasını hazırladık. Yerlerini hazırladık. Daha sonra muhtarlarımızı çağırarak geldiklerinde kimlerle muhatap olacaklarını, kimlerle konuşacaklarını, nerede oturup kalkacaklarını, geldikleri zaman kapı kapı gezmeden işlerini direkt olarak görebilecekleri insanların kimler olduğunu da izah ettik zaten kendilerine. Emin olun köylerimizdeki isteklerin büyük bir çoğunluğu
en tabii insan hakkı olan istekler. Hı hı. Daha önce bunlar valilikler eliyle, özel idareler eliyle çözülememiş. Kendi kendimizi kandırmaya gerek yok. Üstelik de Cumhuriyet tarihi boyunca bu hükümet kadar köydes, beldes gibi büyük paraları ayırarak valiliklere, özel idarelere gönderen bir hükümet de olmamıştır. Müthiş paralar da gönderdi. Fakat bu bir ihtisas işi. Valilerin işi değil doğrusu. Vali arkadaşlarımızın işi ayrı. Bunlar bizim işimiz. Su sorunu var hepsinde. Evet. Kaynakta sorun var, kirlilik sorunu var, şebeke sorunu var. Sonra kanal sorunu var. Birçoğunda kanal yok. Bazıları kanal yapmışlar, bu daha tehlikeli. Arıtma tesisi yapılmadığı sürece. Eğer arıtma tesisi yapmazsanız köyün kirli suyunu toplarsınız. Bir tek deresi vardır köyün, oraya verirsiniz. O derede mahvedersiniz. Sonra da yediğimiz gıdalara karşı bir takım sıkıntılar doğmaya başlar. Yani arıtma tesisi olmadan kanal yapmak kadar tehlikeli bir şey yok. Keşke yapmasalar. Köylerimizin en temel ihtiyaçları bunlar. Sonra insanların çamurdan kurtarılması lazım. Biraz o konuda özel değerler başarılı olmuşlar. Ama hala eksikleri var. Özellikle belde ve ilçelerimizde gençlik merkezleri yok, kadınlar merkezleri yok. Buralarda insanlar kahvelerin önünde yaslanıp birbirleriyle sohbet ediyorlar akşama kadar. İş bulmak istediklerinde meslekleri yok. Bizim Kayseri'de 26 noktada merkezimiz var. Kadınlar merkezimiz var, gençlik merkezimiz var. Buralarda meslek de öğretiyoruz. 104 çeşit hobi var. Bunu yapmak isteyenlerin hepsine ders veriyoruz, kurs veriyoruz. Ama bunun dışında meslek öğrenmek isteyenlere de meslek öğretiyoruz. Ve organize sanayide işi de hazır. Yani benim şu mesleğim var veyahut da vasıfsız elemanım ama iş bulmak istiyorum diyen herkese iş de buluyoruz. Böyle bir imkan var. Doğrusu köylerimizde ve beldelerimizde altyapıdan başlayarak üst yapıya doğru önemli. Devam eden, sonra da gençlik merkezleriyle devam edecek bir çalışma silsilesini devam ettireceğiz. Hı hı. Sonra o köylerin bir takım ürünleri var. Bunların değerlendirilmesi lazım. Evet. Köy pazarlarının açılması lazım. Merkeze geldiklerinde satacakları yerleri ayarlamak lazım. Bazı değerler var ki bu değerleri de açığa çıkarmak lazım ilçelerimizin. Kimi yerde elmadır bu, kimi yerinde fasulyedir, kimi yerde başka bir şeydir. İşte bunların da değerlendirileceği bir ortam kendilerine büyükşehir tarafından sağlanacak diye düşünüyorum. Çünkü büyükşehir belediyemiz güçlü. Hı hı. Bütçesi var, ekibi var, alet edevatı var, birikimi var, elemanı var. Oralardaki sorunlar çok rahat çözebilecek güçte. İnsanlar da bunu biliyorlar zaten, ümitle bekliyorlar. Yani Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yani merkezde merkez ne kadar hizmet alıyorsa köylerde, ilçelerde İnşallah. Aynı şekilde hizmeti alacaklar diyebiliriz değil mi? Zaten bu kanun bölgeler arasındaki dengesizliği gidermek üzere kurulmuş bir kanun. Hı hı. Sayın Başbakanımız 1,5 yıl kadar önce bizi birkaç belediye başkanı arkadaşımızı Ankara'ya davet etmişti. O davette direkt olarak bize sorduğu şuydu. Sağ olun, elinize sağlık. Siz şehirleri bizim Avrupa şehirleri gibi yaptınız. Paris gibi yaptınız, Londra gibi yaptınız ama köylerde bir takım sorunlar var ki ikisi arasındaki dengesizlik uçurum gibi. Bunları bir gidermek lazım. Ne düşünüyorsunuz diye fikrimizi sorduğunda doğrusu başta ben olmak üzere birçok arkadaş köylerin ve beldelerin bizlere bağlanmasını, sınırımızın genişletilmesini, bu hizmetlerin belediyeler eliyle yürütülmesinin en doğru olduğunu söyledik. Kanun çıktı ve biz şimdi bunu gönüllü olarak aldığımız için gönüllü olarak da yapacağız inşallah. İnşallah diyelim. Sorunlardan bahsettik. İlçelerin, köylerin sorunlarından. Size sormakta çekiniyorum ama Kayseri'nin genel anlamda sorunu var mı? En büyük sorunu ne? Yani bu dönemde elzem, kesin en kısa zamanda yapılması gereken şeyler neler? Belki en son söyleyeceğim işin başında söyleyeyim ben. Evet. Tabii 3 aydır bir seçim atmosferindeyiz. Sene başından beri neredeyse. Muhalif arkadaşlar da var. Diğer partili rakip diyelim artık arkadaşlara. Onlar da var. Çıktılar. Şu ana kadar Kayseri'nin ciddi bir tek sorununu söyleyen olmadı. Evet. Ve Kayseri'ye ciddi bir tek vaatta bulunan olmadı. Demek ki bu bilinen, ciddi, gözüken, herkesin üzerinde ittifak ettiği bir sorunun olmadığı manasına geliyor. Neden? Bakın ben belediye başkanlığımın ilk yıllarında önce gecekondu yönledim. Kayseri'nin %50'si kaçaktı ve gecekonduydu. Kayseri'de gecekondu ve kaçak meselesi bitti. Sonra altyapı sorunu vardı. Binlerce kilometre su şebekesini değiştirdim. Su kaynaklarını buldum. Sonra bütün kanalizasyon hattını içerisine aldım. Yarısında Kayseri'nin kanalizasyon yoktu. Şehrin ortasından açıkça bir ırmak akardı, kirli sular oradan akardı. Ana kolektör hattı yoktu. Hı hı. Arıtma tesisi yoktu bu şehirde. Bütün bunlar bitti, sorun olmaktan çıktı. Sonra şehirde üst yapıya geldi sıra. Yollar, parklar, kaldırımlar, alt geçitler, üst geçitler, buna benzer projeler. Senelerce bunlara da emek verdim ben. Şükür Allah'a 3000 civarında yol vardı. 4000'den fazla yeni yol yaptım. 15 tane park vardı bu şehirde. Bir elin parmakları kadar. Onlar da işgalli parklardı.
Etrafı tel örgülü. Hı-hı. Aileler giremezdi bu memlekette. Bunu her fırsatta söylüyorum. Kimse de inkar etmiyor zaten. Peki bir elin parmakları kadar olan park sayısı kaça çıktı şimdi? 825'e çıktı. 825 adet park oldu. Ve hiçbirisi işgali değil. 13 milyon metrekare aktif yeşil alanımız oldu. Şükür bu konuda da uzun boylu bir eksiğimiz kalmadı. Tabii iyileştirmeler yapılacak, yeni parklar yapılacak. Önümüzdeki dönem trafiği rahatlatmak için alt geçitler, üst geçitler yapılacak vesaire. Bunlar sıradan rutin belediye hizmetleri. Ama başka belediyelerin hiç yapmadığı, Türkiye'de birçok büyükşehir belediyesinin dönüp ilgilenmediği birçok konu var ki biz orada da bir takım adımlar attık. Bunlar neler diyecek olursanız, işte şu gördüğünüz raylı sistemler arkamızdan çalışıyor. Evet. 30 yıldır bu memlekette adeta bir rüya gibiydi. Benden önce 3-4 belediye başkanı da uğraşmıştı ama yapamamışlardı. Nasip oldu, Türkiye'nin en güzel raylı sistemlerinden birisi geldi, çalışıyor. Stadyum projesi. Türkiye'de hiçbir belediye yok ki gitsin sıfırdan stadyum yapsın. Allah'a şükür 33 bin kişilik UEFA standartlarında en güzel stadyumu yaptık. Bakın bunlar belediye faaliyeti olarak çok gözükmez. Başka bakanlıkların görevi olarak gözükür. Evet. Kızılırmak üzerinde baraj projesi. Hem elektrik üretiyoruz hem de 70 kilometre uzunluğunda deniz geldi Kayseri'ye. Bir sınırımız deniz bizim şimdi. Orada su oyunları var. Ayrıca yelkenli yarışları yapılıyor. Balık üretiliyor. Müthiş bir ortam doğdu. Bunun dışında Erciyes'te kayak merkezi yaptık biz. Evet. Bırakın Türkiye'yi, dünyada hiçbir belediye gidip de bir kayak merkezi yapmamıştır. Şu anda toplam maliyeti 300 milyon euroları bulacak bir projeden bahsediyorum ben. Hı hı. Kayılacak pist oranı 100 kilometreyi geçti. Gelecek sene yapılacak çalışmalarla 200 kilometreyi bulacağız. Türkiye'de bu tek ve ilk. Şimdi böyle bir proje Kayseri'nin elbette ki turizmden istifade etmesini sağlayacak en önemli proje olarak duruyor. Ben belediye olarak serbest bölgeyi kurdum. Hı hı. Türkiye'de hiçbir belediye serbest bölgeyi kurmuş mudur? Fabrikalar kurulsun, ihracat yapılsın diye. Şu anda 100'den fazla orada fabrika var. Binlerce işçi çalışıyor. 150 ülkeye ihracat yapılıyor. Allah'a şükür bunların hepsi önemli projeler diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yine bizim üzerimize lazım olmayan işlerden birisi de üniversite kurmak. Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ikinci devlet üniversitesi kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini verdik. Hı hı. Tabii başka şehirlerde ister emsal olursa diye hükümetten bir direnç gelişince şöyle bir formül geliştirdik biz. Arsa hazır, altyapıyı belediye yapacak. Üstteki bütün binaları hayırseverlerimiz yapacak. Bütün binaları hayırseverlerimiz yapacak. Ayrıca vakıf kuruyoruz. Bu vakıftan da gelecek toplanacak parayla Amerika'dan getirdiğimiz hocalara maaş vereceğiz. Şu anda 21 tane de hoca geldi zaten. Maaşlarını da vakıftan veriyoruz. Bu söylediklerimiz aynen gerçekleşti ve Kayseri'de ikinci bir devlet üniversitesi kuruldu. Şimdi bunun gibi 30 tane proje sıralayabilirim ben. Evet. Hiçbirisi belediye vazife olarak verilmemiş işler. Ama olsun. Bu şehri büyütmek lazım, geliştirmek lazım. Peki bütün bu projeler risk değil mi? Elbette her bir proje, en küçük proje bile bir risk taşır. Hı hı. Önce onu düşüneceksiniz, projelendireceksiniz. Yapım safhasında uğraşacaksınız, parasını bulacaksınız. Ola ki bir olumsuzluk gelişirse o da sizin üzerinize fatura edilir. Peki böyle bir risk olduğu halde niye çırpınıyoruz, niye uğraşıyoruz? Başka belediyeler uğraşmıyorlar. Rutin belediye hizmetleriyle uğraşıyorlar. Hı hı. Biz Kayseri olarak niye bütün bunları ortaya koymak için çırpınıp duruyoruz adeta? Bir tek şunun için. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Bilim adamları diyorlar ki Anadolu'daki şehirlerin özellikle kaderleri ve gelecekleri yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer yöneticiler ufuklu insanlarsa, büyük projeler ortaya koyuyorlarsa, onları gerçekleştiriyorlarsa o şehirler büyüyor ve gelişiyor. Değilse şehirler gittikçe küçülüyor, daralıyor ve insanlar orada ekmek bulamadığı için, aş bulamadığı için göçmek zorunda kalıyorlar. Hı hı. Bizden doğuya doğru bakın birçok şehir aynen bu dediğim gibi. Zamanında medeniyetlerin merkeziydiler ama şimdi bizim ilçelerimizin birisi mesabesinde bile değiller. O zaman bizim bu projeleri ortaya koymamız icap ediyor. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek, düşünmediği, kanunların bize görev olarak yüklemediği o kadar çok şey yaptık ki bugün de bu projeleri gerçekleştirmiş olmanın mutluluğuyla, rahatlığıyla insanların önüne çıkıyoruz, anlatıyoruz. Evet. Hatta birçoğunu anlatamıyoruz bile. Evet. Ya böylesine vakit geçiriyoruz. Peki projelerden bahsettik. Gerçekten çok büyük projeler. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın da teminatı. Böyle diyoruz. Bu her tabii. zaman söylenir. Yeni dönemde Kayseri sorunumuz yok dediniz ama yine de 5 yıl boyunca projeler yapacağız. Vaatlerimiz neler? İki tip proje üzerinde çalışıyoruz. Hı. Birisi kalkınma projeleri, yine Kayseri ayağa kaldıracak, üzerimize lazım olmayan projeler. İkincisi kültür sanat projeleri. Hı hı. Şu bulunduğumuz mekan çok önemli bir mekan.
Burada tam 5 medeniyete ait eserler var. Karşımızda gördüğümüz Cumhuriyet dönemi. Benim yine karşımda Kapalı Çarşı var, Osmanlı'ya ait. Karşıda bir kale var, Roma'ya ve Bizans'a ait. Bu tarafta medreseler var. Sağ tarafımızda yine ekrandan belki gözüküyordur. Medreseler, hanlar, hamamlar, camiler, türbeler var. Selçuklu'ya ait. Roma'ya, Bizans'a ait eserler var. Şu gördüğümüz meydandaki eserler bile buranın tarihi bir kent olduğunu gösteriyor. Bir kültür yolu üzerinde çalışıyoruz. Kültür yolu üzerindeki projemizde tam 5 adet müze var. Selçuklu Müzesi'ni açtık. Selçuklu bizim ecdadımız, geçmişimiz. Özür dilerim, affedersiniz. Bu bizim geçmişimiz. Şu ana kadar Anadolu'da belki de en önemli medeniyetlerin başında Selçuklu olduğu halde hiç kimse bir Selçuklu Müzesi'ni açmayı aklına getiremedi. İşte biz onu açtık. Mükemmel bir müze ortaya çıktı. Şu gördüğümüz kale içerisinde Arkeoloji Müzesi Kültür Sanat Merkezi inşaatı devam ediyor. Kayseri Lisesi'nde Milli Mücadele Müzesi yapılıyor. Çünkü Sakarya Harbi'ne giden 63 tane yavrumuz hepsi şehit olur. Lise mezun veremez o sene. Hı hı. Orada onların anısına bir müze yapılıyor. Kayseri Mahallesi yapılıyor. Evet. Bundan 30-40 yıl önce Kayseriler hangi ortamlarda otururlardı? Veya 60-80 sene önce ne yer ne içerlerdi? Hangi musikiyi dinlerlerdi? Bütün konaklar restore edildi. Ortam hazırlandı. Birkaç ay içerisinde açılışını yapacağız. Orası da yaşayan bir müze oluyor adeta. Bunun gibi bir de artık dönüşüm projelerinde bir seviye getirerek Kayseri'ye prestij kazandırmaya çalışıyoruz. Yani eskiden gecekondular, kaçak yapılar yok ederken insanlar yeni evlere kavuşturduk ama yeni bölgelerde yapacağımız işlerde de doğrusu yeni yeni Kayseri biraz daha Dünya Ligi'ndeki şehirlere taşıyacak devasa projelerin peşindeyiz. Düşünün 50'li 60'lı yıllarda evler yapılmış. Hı hı. Mesken, ruhsatlı evler. Güzel evlerimiz zamanında. 60 metrelik, 80 metrelik. Fakat hiçbirisi bugünün depremsellik açısından ortaya çıkan yeni yönetmeliğine ayak uyduracak durumda değil. Hı hı. O evlerin bir an önce yıkılması lazım. Çünkü deprem geldiğinde ruhsatınız var mı, meskeniniz var mı bakmazlar. İmza var mı, onaydan geçmiş mi bakmaz. Evet. O güzelim evlerimiz, çoluk çocuğumuzla yaşadığımız evlerimiz Allah korusun bize mezar olabilir. Şu anda bulunduğumuz meydanın arka tarafında bir mahalle var. Sahabiye Mahallesi. 4300 civarında ev var. Hı hı. Binden fazla iş yeri var. İşte burası olduğu gibi yıkılacak. Yerine 30 katlı, 35 katlı yüksek binalar, finans merkezi, iş merkezi kurulacak. Oradaki insanlara da anlattım zaten, heyecanla bekliyorlar. Hı hı. Herkesin evine ev vererek, dükkanına dükkan vererek, herkesi razı ederek, hiç kimsenin cebinden para çıkmadan, böyle bir formülasyonla burada bunlar gelişiyor. Eski sanayi bölgesinde aynı proje var. Diğer mahallelerimizde aynı projeler sırayla devam edecek. Etap etap devam edecek. Yani 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda yapılmış olan, depremsellik açısından tehlike arz eden, bir taraftan da işlevsel olarak artık kullanımdan kaldırılmış olabilecek olan mahallelerin yenilenmesi projesi var. Hı hı. Onun yanı sıra 5 milyon metrekarede yeşil alan çalışması var. Dile kolay. Mesela birisi Hava İkmal Projesi. Hı hı. Herkes bilir Kayseri'de. 2 milyon metrekareden fazla bir arazi var orada. Üniversitenin karşısında. Boş duruyor. Biz Milli Savunma Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. Olumlu görüşler gelmeye başladı. Orada nasip olursa önümüzdeki yıl itibariyle müthiş bir şehir parkı yapıyoruz. 2 milyon metrekare üzerine. Bizim böyle yerlerimiz yok mu? Var. Kent ormanımız var 1 milyon metrelik. Anadolu Harikalar Diyarı var 700 bin metrekarelik. Ama olsun. Bu şehir hak ediyor ve yapmamız lazım. Orada tabii içerisinde sadece yeşil alan yapıp yürüyüş yolları yapıp bırakmayacağız. Evet. 160 metrelik bir seyir kulesi var. Üzerinde döner restoran var. Kayseri keyifle seyredebilecekler. Gençlik merkezleri var. Gösteri alanları var. Orası havacılık müzesi olduğu için havacılıkla ilgili envai çeşit orada aktiviteler var. Bütün bunları sağlayabileceğimiz yeni bir dönem başlıyor. Aslında yeni dönemle ilgili projelerimiz sıradan belediye hizmetleri değil. Evet. Altyapı hizmeti değil, üst yapı hizmeti değil, basit sıradan hizmetler değil. Ama Kayseri'yi yeni çağda artık Dünya Ligi'nde görmeye alıştığımız ve birçok insanın görmek istediği bir takım şehirler var. Hı hı. İşte o lige sokacak olan projeler diye düşünüyorum. Bunlar da doğrusu yapacak gücümüz var, imkanımız evet. var. Allah'a şükür bilgimiz, birikimimiz var. Böyle bir döneme hazırlanıyoruz. Şimdi imkanımız var derken o konuya girmek istiyorum. Serbest bölge, üniversite ve birçok proje, büyük proje saydınız. Bir bütçeniz var ama bu bütçe bu kadar büyük projelere yetecek mi? Farklı ek bir finans oluşturma çalışmalarınız var mı? Bizim bütçemizin %25'i Ankara'dan geliyor. %75'ini biz oluşturuyoruz. Nasıl?
hem bir oluşturma modelimiz var, ondan da bahsederim. Evet. Hem de aynı zamanda bir takım organizasyonlarla cebimizden hiç para çıkmadan büyük projeler yapıyoruz. Neler diyeceksiniz? Yamula Barajı gibi 70 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre genişliğinde devasa bir kütlenin su tuttuğu, elektrik ürettiğimiz bir deniz geldi Kayseri'ye, cebimizden para çıkmadı. Biz Kayseri'ye müthiş bir terminal yaptırdık, cebimizden para çıkmadı. Stadyum, cebimizden para çıkmadı. Kongre merkezi, spor salonları, cebimizden para çıkmadı. Bunun gibi onlarca proje sayabilirim. Niye para çıkmadı? Hı hı. En büyük organizasyonu belediyeler yapabilirler. Ben bunu arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum ama birçok kimse daha bunun farkında değil. Mesela stadyumda ne yaptık biz? Hı hı. Bundan 7-8 sene kadar önceydi. Hatta 10 seneye varan bir süre önce. Ankara'ya gittim. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne uğradım. Mehmet Atalay Bey vardı. Dedim ki şehrin içerisinde eski bir stadyum var. Çürük raporu var. Yıkılmak üzere. O stadyumu bana verin. Size ne istiyorsanız yapayım dedim. Hı hı. Şaşırdılar önce. Hiç böyle bir teklife karşılaşmamışlar. Ve düşündüler, peki dediler. Benden tam 10 maddelik istekte bulundular. Dediler ki 33 bin kişilik UEFA standartlarında bir stadyum yaptıracaksın. Peki. 7200 kişilik bir spor salonu yaptıracaksın. Tamam. Olimpik yüzme havuzu, küçük kapalı spor salonları, tenis kortları. Bunların hepsini yaptırır mısın 10 madde halinde? Hı hı. Evet, yaptırayım. Peki, o zaman veriyoruz dediler. Evet. Gittim teminat mektubu alıp, o günlerde 75 trilyon bedel biçmişlerdi eski stadyum yerine. Oranın tapusunu aldım. Planladım. Kayseri'nin ihtiyacı olan bir proje çıkardım ortaya. Şu meydanda yayınladım. Ey Kayseriler, bak buraya böyle bir proje geliyor. Hangisini severseniz onu yaptıracağım. Hı hı. Burada insanlar oy kullandılar. En yüksek oyu alan projeyle getirdik orada, satışa sunduk. 100 trilyon 500 milyar liraya sattım ben orayı. KDV, pul, harç derken 130 trilyon lira para aldım. Hı hı. O parayla gittim 65 trilyona stadı yaptırdım. 25 trilyona kongre merkezini yaptırdım. 15 trilyona yüzme havuzlarını yaptırdım. Ve diğer paralar da diğer tesislere harcadım. Bakın şimdi, hani denilir ya, elin taşı elin kuşu gibi bir şey. Evet. İşte öyle bir formülle ortaya çıktı. Belediyeden çok cüzi bir bedel çıktı cebimizden. Ama Kayseri ve Türkiye tam 10 tane çok güzel spor tesisi kazanmış oldu. Gençlerimiz spor yapıyor. Binlerce insan oralarda çalışıyor. Ve Kayseri tarihinde ilk defa milli maçlar verildi bize. Bu stadyum verildiği için, yapıldığı için. Ben bu tesisi yapmamış olsaydım, altyapıyı hazırlamamış olsaydım, Dünya Basket Şampiyonası'ndan dolayı Amerika milli basket takımı, Arjantin, Almanya, Kayseri'ye gelirler miydi? Hayır, gelmezlerdi. Bu altyapı yaptığımız için Dünya Şampiyonası'nın bir ayağı burada yapıldı. Milli maçlar Kayseri'ye veriliyor. Yani siz belediye olarak finans oluşturma noktasında eğer biraz özel sektör mantığıyla düşünürseniz, iyi niyetle hareket edip modern işletmecilik mantığını kullanırsanız doğrusu kapılar açılıyor. Çok da yapacak iş var. Bizim gerçekleştirdiğimiz olduğumuz projenin büyük bir bölümünde böyle bir ince ticari kabiliyetle Kayseri olduğu için biraz da doğrusu bize yakışan bir ortamda bunları gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Bununla da iftihar ediyoruz. Peki, çok az bir zamanımız kaldı. Şunu da merak ediyoruz. Onu da soralım hemen. Büyük projeler yapacaksınız. Finansman da hazır dediniz. Bir ekip çalışması bunları yapmak. Siz 4 dönemdir bunları yapıyorsunuz. Bir ekibiniz var ama Büyükşehir yasasıyla birlikte iş alanınız biraz daha genişledi. Nasıl bir ekip oluşturdunuz? Tabii haliyle özel idareler bize geçiyor. Evet. Büyük kısmı elemanların bize geçiyor. Köylerde, beldelerde ve ilçelerde iş yapacak olan ekip, su ekibi, kanal ekibi, arıtma ekibi, aynı zamanda üst yapıdaki asfalt ekibi özel bir organizasyonla o bölgelere hizmet vermeye devam edecekler. Bunlar ayrı bir ekip. Onların işi bu olacak. 400 tane köyü mercek altına alıp bütün işlerini çözecekler. İşleri bu. Sonra dönüp kendi içimizdeki projeler için eskiden beri uygulamış olduğumuz bir model var. Danışmanlar ekibi, iyi bilenler ekibi, sonra proje ekibi. Zaten kendi ekibimiz bizim, kendisi iş yapmaz, dışarıda yaptırır. Evet. Yani raylı sistemi yapıyorsak dünyanın en iyi firmasıyla çalışıyoruz. Baraj yapıyorsak dünyanın en iyi barajcı firmalarıyla çalışıyoruz. Kayak merkezi kuruyorsak Avusturya proje ekibi. Zaten kendi ekibimiz bizim, kendisi iş yapmaz, dışarıda yaptırır. Evet. Yani raylı sistemi yapıyorsak dünyanın en iyi firmasıyla çalışıyoruz. Baraj yapıyorsak dünyanın en iyi barajcı firmalarıyla çalışıyoruz. Kayak merkezi kuruyorsak Avusturya'dan en iyi projecileri getirip yapıyoruz. Bizim ekibi İşi dağıtır. Kendisi yapmaz. Böyle bir mantıkla çalışıyoruz. Zaten eleman olarak da bundan 20 sene önce ideolojik belediyecilik yapıldığı dönemlerdeki sayının çok altındayız. Hizmet alanımız 40-50 misli büyüdüğü halde ekip olarak neredeyse yarı ekiple çalışıyoruz 20 sene öncenin.
Biz iş yaptırıyoruz. En iyi ekiplerle çalışıyoruz. Ve bunun neticesinde de ortaya o kadar güzel projeler çıkıyor ki bundan biz de iftihar ediyoruz. Ben yurt dışına her çıktığımda doğrusu oradaki büyük projelere imrenerek dönmüştüm. Yollarına imrenmiştim, parklarına, işte trenlerine imrenmiştim. Statlarına gitmiştim maça. Gözüm düşmüştü statlarının güzelliğine. Evet. Ve Türkiye'ye her dönüşte bunlar bizde niye olmaz? Niye biz bunları yapamadık diye hayıflanarak, biraz da üzülerek dönmüştüm. Allah'a şükür aradan yıllar geçti. Orada gördüğüm, imrendiğim ne varsa, gözümün düştüğü ne varsa, bunlar bizde niye olmaz diye hayıflanarak geldiğim ne varsa hepsini yerine getirdim. Onun da mutluluğunu yaşıyorum doğrusu. Peki Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, seçim özel programında sizlere Kayseri'den seslendik ve konuğumuz da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ydi. Kendisi yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Biz seçim özel programında yeni programlarla 30 Mart yerel seçimlerinin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Haber ayrıntıda gizlidir. Detay, analiz, gündem, siyaset, kültür. Soruyor, sorguluyor. Kalıp değil, yeni fikirler üretiyoruz. Bu programda Fahrettin Altun soracak, entelektüeller cevaplayacak. Ayrıntı TRT Haber'de.